Burebilt'te takımımız Paris FC arkadaşlar. Paris'in orijinal takımı. 1969'da kurulup 1970'te Saint-Germain takımıyla birleşip Paris Saint-Germain'i oluşan bu takım 73 senesinde Paris Saint-Germain'den ayrılıp kendi Paris FC olarak mücadele etmeye devam etmiş. Paris Saint-Germain de o adla, o isimle oradan beri devam ediyor. Ama Paris Saint-Germain gibi herkes biliyor ki Paris FC dikiş tutturamadı. Paris Saint-Germain de o kadar iyi bir takım değildi ta ki zenginler alana kadar. Ama arkadaşlar, Burebilt Challenge'da sadece Afrika kıtasından oyuncular alacağız. Yani Afrika kıtasından olan oyuncular alacağız. Çok eğlenceli bir rebuild oldu. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Wakanda forever! Basıyorum abicim. Afrika Paris FC Rebuild Challenge. Metamorph. Paris FC Rebuild'imizin hocası Mert Metamorph hoca arkadaşlar. Üyelerimizden bir tanesi. Şansı ona çıktı. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Paris Saint-Germain'e bir rakip çıkartacağız. Saint-Germain takımıyla Paris FC takımı sanırım eskiden birleşip Paris Saint-Germain olmuşlar. Sonra Paris FC tekrar oradan ayrılıp kendine bir takım olmuş. Bu takımı arkadaşlar şimdi sadece Afrika'dan oyuncu alacağız dedik. Böyle Kante'yi falan da almayacağız. Yani Afrika asıllı olup da Fransa'yı seçmiş adamları almayacağız. Ama Senegalli mesela Sadio Mane olur. Transfer günü geçti arkadaşlar. İlk sezon transferlerimizi bunlarla bitirmiş oluyoruz. Kaleciyi aldık, Opoku'yu aldık, Kudüs'ü aldık, bir de Nian'ı aldık forvete. Niambi'yi de sağ beke aldık. Toplam harcadığımız para taş çatlası 10 milyon. Sezonu ara transfer... bu arada Paris Saint-Germain'le de eşleşmişiz Coupe de la Ligue'de. Vay be, Paris derbisi. Ama onu da atlatacağız. Bir ara transferde ben durduracağım. Kontratları yenileyeceğim ama sizle sezon sonunda buluşacağız. Sezon sonu geldi. Paris FC, Afrikalı takımımız ne yaptı? Of, işte bu be. İlk sezondan şampiyonluk geldi be. Koçlarım benim. Afrikalılarım benim. 22 gol yemişiz. Defansı sağlama almışız. Kalecimiz de sağlam çıkmış demek ki. Ligin en skorer takımı hiçbir şekilde değiliz. Yani 73 puan alan 5. takımla beraber aynı puan, neredeyse aynı golü atmışız. Coupe National. Paris Saint-Germain almış onu. Biz çok erken elenmişiz. Hiç bakmaya gerek yok. Bunu da Paris Saint-Germain almış. Bunda da çok erken elenmişiz. Lige yükseliş Stade Brestois. Onlar yükselmişler. Şampiyonlar Ligi ilk sezon Manchester City'nin olmuş. Avrupa Ligi'de Inter'in olmuş Wolfsburg'a karşı. Bizden gol kralı falan kim acaba? Onlara bir bakalım. Nian 14 gol. Gol kralı olamamış kimse. Bu Dujimon acaba Afrikalı mı? Onu almak lazım. 24 gol 11 asist. Gomis kim acaba ya? 23 gol atmış. Buffett'in bir Gomis'i mi almış bu Guengam? Gol yenmeyen maç işte bu be. Kaleci Allak be. Onda ısrarcıydım ben yayında. Yarı maçında 34 maçın 17'sinde gol yememiş. Overall'lar bu hale gelmiş. Yani herkes hemen hemen 70'i geçmiş. Birkaç tane geçmeyenler var. Onlar da bizim zaten almadığımız oyuncular. Nian 16 gol 4 asist ama Muhammed Kudüs 12 gol 8 asist. Orta sahada maestro görevini iyi üstlenmiş. Araya bir tane Fransız sızmış arkadaşlar. O da bizden falan demiş çocuklar. Oynatmış bizim hoca. 11 gol 6 asist. Bunların haricinde Niambe sağ bekten 3 asist yapmış falan derken... Böyle devam edelim, ikinci sezona geçelim. İkinci sezon takımımız bu halde. Biraz zorluklar geçirdik, yaşadık. Kovulmamaya çalıştık. Kendimiz biraz simüle ederek geldik. Ama şimdi sezon sonuna geçeceğiz. Ligi öne tutunabilir miyiz? Bakalım, sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonu hop. Ooo, menajer reytingi 100 ama 19. bitirmişiz. Tekrar Ligue 2'ye düşüyoruz. Şampiyon Paris Saint-Germain 2 mağlubiyet almış. Coupe National Paris Saint-Germain yine. Diğer kupa o da Paris Saint-Germain. Adamlar her şeyi alıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni almışlar mı? Yok. Barcelona. Ne oldu Paris? Gücünüz bize yetiyor değil mi? United'da UEFA'yı almış. Neymar Junior gol kralı. Bizden kimse var mı ilk 25'te? Bizden hiç kimse yok. Asistlerde yine Neymar. Bizden bir gurur kaynağı. Of, şov. Şovunu yapmış. 5 asist yapmış. Koçum benim. Ve kalecimiz Allagbe'de
12. kaleci ligde. En kötüsü değilmiş en azından. Toplam istatistikler 10 gol atan bile olamamış ya. Kudüs şov gelmiş, şov bitmiş yani. Kudüs'ün şovu bitmiş. Şov ne yapmış? Şov gol atamamış, 8 tane asist yapmış ama. Yeni sezonda bize 8-9 milyon para verdiler. Şu anlık gittik. Ofori'yi getirdik sol kanada. Ottara'yı da sağ tarafa getirdik. Bunların ikisinde 80 civarı potansiyeli var. İkisini de serbest kalma bedelleriyle 2-3 milyona aldık. Şimdi elimizde 4 milyon kaldı. Ara transferde geriye kalan paramızı harcarız. Orada bir durum değerlendirmesi yaparız. Yeni bir kaleci alabiliriz. Geçiyoruz ara transfere. Transfer döneminde lideriz. Çok iyiyiz. Lige tekrar üst lige yükseleceğiz arkadaşlar. Asansör haline geldik biraz ama yükseleceğiz. Yeni gelen kalecimiz 3 overall yükselmiş. 1 maça çıkmış. Koçum benim işte bu. Ve Baman Gituga'yla Niyane coşturmuşlar. Kudüs de kendine geri gelmiş. Ara transferde 2-3 tane genç oyuncu bulduk arkadaşlar. Ogier 600 bin serbest kalmaya geldi takımımıza. Yedek merkez orta saha olacak. Şov ve Kudüs'ün yedeği. Bir de Badji'yi bulduk, yedek forvet. Görüyorsunuz 68, onun da 1.92 boyu var. Bayağı bir potansiyeli var. Şimdi sezon sonuna geçelim. Tekrar üst lige yükselebilecek miyiz görelim. Üçüncü sezonun sonundayız ve 102 puanla tekrar lig öne yükseliyoruz. Baman Gituka gol kralı olmuş. 28 gol, Niyan'da 22 gol atmış. Kudüs'ün de 16 golü varmış. Kudüs asist kralı olmuş, kutsal çocuk. Kalecimiz o kadar iyi değilmiş ama Gomis kadar. Şu kupalarda Paris Saint-Germain'i yenen olmuyor abi ya. Aha bunda Marsilya almış. Vay! Şampiyonlar Ligi kimin olmuş? Ve Barcelona'nın olmuş penaltılarda. Avrupa Ligi'de Manchester City'nin olmuş. Düşmüş City alt lige. Lille final oynamış. Vay. Baman Gituka en iyi oyuncumuz ama Muhammed Kudüs de bayağı bir verimliymiş. Kutsal çocuk efsane. Şimdi geçelim 4. sezona. Yeni sezonda hedefimizde Onana var arkadaşlar. Onana'yı aldık mı işi bitiririz bence. 89'a gelmiş, 67 milyon serbest kalma bedeli çok ideal. Ama o 67 milyonu nereden bulacağız? Şu an 13 milyonumuz var. Ooo 58 milyon eder misin sen? Lan o 20 milyonluk adam, yuh daha neler. 58 milyonu isteyelim bir bakalım, bir küfürü yiyelim de. O yemedik. Hadi. 45.9 milyon. İyi midir hocam? Heh şimdi küfürü yedik. Baman Gituka'yı Inter'e 53 milyona satabiliyor muyuz? 30 milyona pazarlık yapıyorlar. Evet Inter, sizi dinliyoruz. 45 milyona gelir misiniz? Ooo Inter farkı işte. Conte Baman Gituka'da bir şey görmüş demek ki. 55 milyona geldik. Kıl payı arkadaşlar. Belki kalecimizi de gönderirsek alabileceğiz Onana'yı. 12.9 milyon ederi var. 14 milyon isteyeceğim kaleci için. Çünkü biraz daha ekstra verirlerse Onana'nın maaşı da çıkmış olur. İşte bu kadar be. Adamsınız Granada. Helal olsun. O çocuk iyi kalecidir. Kaleci de gitti. Parayı zar zor ucu ucuna, yayındaki adamlar da sağ olsunlar burada destek oldular. 67 mil tam kıl payına yani gelebildik Onana. Herkesin bir hayali vardır. Paris FC'li taraftarında en büyük hayali Onana'nın bu takımın kalesini korumasıydı. 67.3 milyona serbest kalmasını veriyoruz. Onana'yla da anlaşırsak çok iyi olacak. 160 bin alıyorsa biz de ona 170 bin vereceğiz. Yeter mi koçum? İşte bu be. Onana bakalım bizi lig önde tutabilecek mi? Kaçıncı bitirebilecek? Takımımız biraz zayıfladı Baman Gituka'sız ama. Gel kale Onana. Onana varsa sorun yok. Şimdi sezon sonuna atlayacağız arkadaşlar. Lig önde kalabiliyor muyuz? Onana ne yapabiliyor? Görelim hep beraber. Sezon sonu geldi, kovulmadık 4. sezonda. Onana nerelere getirdi bizi? Oo 7.liğe taşımış bizi Onana. Vay! Helal. Yani neredeyse ilk 6. Nice'le aynı puandayız. Lyon şampiyon olmuş namalup. Paris Saint-Germain biz Onana'yı alınca böyle bir tırstı 3. bitirmişler. Kupa Lyon'un, Paris Saint-Germain onlara da burada da yenilmiş. Bunu da Lyon almış. Lyon acaba kime almış?
kadro neye benziyor? Her şeyi silip süpürmüş. Şampiyonlar Ligi Barcelona. Lyon nerede burada? Burada yok Lyon. UEFA, Lazio, Manchester United almış. Lyon Avrupa'da bir şey yapamamış. Gol kralı Neymar bizden. Nian 16 gol. Bacci de 16 gol atmış. Bak diğer genç forvet. Ona güvendik abi. Helal olsun. Kudüs'ün de 10 golü var. Asistlerde Kudüs 7 asist. Kalede de Onana 11 tane. Ligin en iyi 6. kalecisi. O yüzden de biz de 6. 7. bitirdik. Takımın overall'lar bu şekilde. Toplam istatistikler Nian. Kudüs en iyi oyuncumuzmuş diyebiliriz ve bu şekilde yeni sezona geçelim. 5. sezonda hayır diyemeyeceğimiz bir teklif geldi İbrahim'a, Nian'a. 122 milyon ederi varmış. Bizim ligden bir takım Monaco. 120 milyon isteyeceğim. 103 milyona yükseldiler. 110 milyon. 105 milyon diyorlar. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bomba patlıyor arkadaşlar. Sadio Mane geliyor Paris FC'ye. 60 milyon artı sonraki satıştan payla mayla getirmeye çalışacağım onu. %10 pay. Ooo! Çok iyi. Uçmadı Klopp. 66 diyelim. Arada buluşalım. Kapatır mıyız Mane'yi? Koçumsun Klopp. İşte bu kadar. Adam 31'ine yeni basmış. Daha 2-3 sezonu var bu çocuğun. Forvet transferi için şimdi arkadaşlar İbrahim'a Nian'ın yerine En Nesri'yi getireceğiz. Bir tane faslı oyuncu. Biz ne yapıyoruz? Böyle uçuyoruz. 30 milyon teklif ediyorum Bournemouth'a. 37. O kadar uçmadılar. 33.5'a kapatıyor muyuz? Tam da faslı oyuncumuz olsun ya. Ya da nereliydi bu? Aynen faslıymış. Yeni transferlerimizle beraber 5. sezonda şova hazırız arkadaşlar. Enkulu'yu da getirdik en sonda. Sadio Mane, En Nesri, Onana kalede. Buradan ara transfer dönemini atlıyorum. Paramız kalmadı. Bakalım bu sezon ilk 4 var mı? 5. sezon sonu Sadio Mane bizi ilk 4'e sokabildi mi? Geri çıktık. Ooo, 3. olmuşuz. Paris Saint-Germain gaza gelmiş bizi görünce. 10 puan gerisindeyiz. Neredeyse şampiyon olmuşuz be. Vay, Şampiyonlar Ligi'ne ama direkt gidiyoruz. Koçlarım benim, Afrikalılarım benim. Sadio Mane 85 overall'a düşmüş ama bence gol kralı. Aa, olamamış. Tüh, 23 golde kalmış. Vargas gol kralı. Kudüs 19, En Nesri 17 gol. Mane 13 asist, asist kralı da Mbappe olmuş. Onana en iyi kaleciye ortak Lopez'le beraber. Toplam istatistikler, vay be, kutsal çocuk simülasyon canavarı da çıkıyor be, koçum benim. Ama Sadio Mane en iyi oyuncumuzmuş gerçekten. Mukairu yerine Bacci falan daha iyi gidiyordu. Bacci pek... Aaa, Bacci de tırtlamış. Bir gol atmış sadece. Şampiyonlar Ligi... Aaa, adamlar bizim gazımıza gitmişler. Şampiyonlar Ligi'ni bile almışlar ya. Avrupa Ligi'ni de Milan almış. Juventus'a bırakmamış. Uf, full İtalyan yarı final. Arkadaşlar yeni sezonda yine de ön eleme oynuyormuşuz. Biz transferlerimizi yaptık tabii. Onları da göstereyim sizlere. Ne yaptık? En Nesri'yi sattık 60 milyona. Debron'u getirdik. Lebron'un kuzeni Tunuslu. 10 milyona yedek stoper. Kouame'yi getirdik 44 milyona. Salisu 20 milyon. Cornet çok iyi performans gösteriyordu Lyon'da. Fil dişili oyuncu. Sağ kanada onu aldık. Enkulu gitti. Sıla kiralandı. Takımımız da bu hale geldi. Kouame umarım işe yarar. Makairu da bu sezon coşarsa süper olur. En yüksek potansiyel, en yüksek oyuncumuz Kudüs. Onana'dan hariç takım sağlam görünüyor. Yedekleri de hallettik. Young Boys'a karşı bakalım Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek miyiz? 4-0 katıldık sayalım. Grubumuz sağlam bir grup. UEFA şampiyonu Milan, Barcelona, Basel'de 4. takım. Ama bu gruptan belki çıkarız. Ara transfere geçelim. Durumumuzu öğrenelim arkadaşlar. 6. sezon, ilk Şampiyonlar Ligi sezonumuz. Çıktım. Puanımız fazla iyi değil ama 3.yüz. Ligin zirvesine tutunmuşuz. Sağlam gidiyoruz. En çok gol atan takım biziz ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ah be çıkamamışız. UEFA'da rakibimiz Real Betis. Oha! Muhammed Kudüs'e de
Barcelona'dan teklif var ama koçum benim 219 milyon ederim var ya kutsal çocuğun. Kudüs'ü neden Barcelona'nın istediği de belli oluyor. Adam ligin yarı yolunda 19 gol 11 asist merkezden. 200 milyon en az isteriz diyor Mert Hoca. Oo, ısrarcı Barcelona, bu iş olmayacak. Adamın alnına Berkcan bir yumruk yapıştırıyor. Sen kendine gel diyor. İndirim yaptık Kudüs'te diyoruz. Barcelona'nın derdi 1 euroymuş arkadaşlar. Ayıp ya. Koskoca Barcelona rezil ya. Ya Kudüs, kusura bakma, seni rezil bir takıma gönderiyoruz böyle. Kudüs'ün paraları yemeye başladık arkadaşlar. Ndidi'yi getiriyoruz. Zaten Amine Harit'i getirdik az önce. 45 milyon kabul mü? İşte bu. Enis Kirazoğlu Arsenal bağlantılarını bizim için kullanıyor ve Pepe'yi getiremiyor. O kadar bağlanamamış. 73,5 milyon, %11 pay. Nicolas Pepe geri Fransa'ya dönüyor. Mert Hoca iş başında. Sadio Mane ile Muhammed Salah'ı tekrar buluşturdu. Forvet oynatmak için getiriyoruz onu. Umarım orada oynar. Muhammed Salah indirim bile yaptı. Koçum benim ya. Arkadaşlar, transferi bayiye almakla bitirdik. Salah'tan sonra Salah sakat çıktı. Çürük çıkmış. 3 ay yok Salah. Onu forvette oynatmayı düşünüyoruz. 3 ay diyorum. 3 hafta yok. Erik Bayi'yi de aldık 23 milyona. Yedeklerimiz de bayağı bir sağlamlaştı. O Fori bilene. O ilk 18'e giremiyor. Artık yani Kudüs'e teşekkür ediyoruz fedakarlığından dolayı ve İlk UEFA maçımıza geçmiyoruz. Ne yapacağım? Sezon sonuna doğru bir gideceğim. Finale kalabilir miyiz? Onu göreceğiz. 6. sezon sonunda tüh, Paris Saint-Germain yine şampiyon olmuş. Yine biz 3.'yüz ya. Monaco 2. bu sefer. Biz kıl payı en azından yine Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyoruz da arkadaşlar. UEFA'da finaldeyiz. Rakibimiz Arsenal. Oo, penaltılarda geçmişiz Inter'i yarı finalde. Zar zor. Schalke'yi elemişiz. Roma'yı elemişiz çok rahat. İlk turda da kim vardı? Real Betis, onlara 7 tane atmışız. Finalde Arsenal, Nicolas Pepe'nin eski takımı. Takım böyle. Takım bu halde. Muhammed Salah, Sadio Mane ve Nicolas Pepe Arsenal'e karşı bu maçı simüle ediyoruz. UEFA Euro'yu alıyor muyuz? Oh! Haaland'ı almışlar. Europa'yı alamadık. Euro'yu alamadık diyorum. Neyse. Biz Şampiyonlar Ligi'ni alırız. Gol kralı Mbappe, bizden Sadio Mane 19 gol atmış. Enes Ünal da Monaco'da 20 gol atmış. Asistlerde Mane 7. Ya istatistikler o kadar iyi değilmiş. Biz Kudüs'ü tabi satarsak böyle olur. Enes Ünal asist kralı olmuş Mbappe ile. Onana bir tek sağlanmış bizim için. Kudüs giderse biz de gideriz falan filan taraftarlardan. Sadio Mane ne kadar da yaşlansa da takımını bayağı bir taşımış. Muhammed Salah geldiğinden beri 19 maç 7 gol. O kadar iyi değilmiş. Harit iyi çıkmış aslında. Pepe de fena değilmiş. Kouame tırt. Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid'in olmuş. Paris Saint-Germain'e kalmamış bu sezon. Şimdi 7. sezonu atlayalım arkadaşlar. Bu sefer şu Şampiyonlar Ligi'ni almamız gerekiyor. Para gelecek. 7. sezon transferlerimiz. Osimhen'i getirdik. Kalu'yu getirdik. Salah'ı verdik. Artı 17 milyon. Salah'a teklif gelmedi. Kouame'yi sattık 50'ye. Sadio Mane'yi 37'ye sattık. Kolibali'yi aldık 36'ya. Pek de adam almamışız. Bir forvet, bir stoper. Bir tane de sol kanat oyuncusu. Gruplarımızı göstereyim. Lokomotif, Bayern Münih, Buruş. Bu sefer gruplar daha kolay. O zaman ara transferde bir duralım. Durum değerlendirmesi, sonra da sonuna doğru ilerleyeceğiz. Ara transfer dönemi geldi arkadaşlar. Ligde ikinciyiz. Yine Paris Saint-Germain'i geçemedik. Onların iki beraberliği, bizim iki mağlubiyetimiz var. Tüh. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp Napoli ile eşleşmişiz. Grupları domine etmişiz. Bayern'i de geçmişiz. Değişiklik yapmayacağız. Napoli maçımıza geçiyoruz. Osimhen. Lan Ofori kim lan forvette? 1-1 bitti. Osimhen kırmızı kart cezalıydı. Yanlış yaptık. Forvet'e başka bir sol kanat adamı soktu. Umarım rövanş maçını alırız. Rövanş için Osimhen geri var. Geri geldi. Haydi çocuklar. Napoli'ye. Üf, işte bu. Çeyrek final. Çeyrek finalde rakip fazla zorlu olmayan bir Roma arkadaşlar, ama sağ tarafa bakın abi. Muhammed Kudüs bizden intikam belki alacak. Tottenham'la eşleşmiş onlar. Bizde hiç eksik yok. İç sahada ilk maç.
Bunları alırız herhalde rahat rahat. 3-0 çok güzel, Pepe mükemmel. Rövanş maçında takım biraz yorgun ama alırız herhalde. Oo, 4-0 Kalu süper. Yarı finalde intikam almamız gerekiyor. Arsenal'le eşleştik. Diğer yarı final eşleşmesinde Barcelona Dortmund, gördüğünüz gibi Barcelona'nın avantajı var. Aşraf Hakimi kırmızı kart cezalı. Ama korkmuyoruz abicim. Kimi koyarsa koysun yedeklerden. Arsenal bir degaj, bir degaj. 2-1 iç sahada. Haaland sakatlanmış. McKennie kırmızı kart cezalı. Biz ikinci golü anca penaltıdan atmışız. Hakimi geri geldi. Tamam. Çok iyiyiz. Biraz yorgunluklar var ama alırız. 2-0'ın 2-1'in üstüne. Deplasmanda birkaç gol. 1-1. Finaldeyiz sonunda. Afrikalı takımımız bakalım Kudüs'e karşı mı çıkacak? Sürpriz yok arkadaşlar. Finalde rakibimiz Barcelona. Kudüslü Barcelona. Kudüs intikam peşinde olacak. Ama Kudüs'ü de satmasaydık buralara bu sezon gelemeyecektik. Her zamanki gibi maçı yapmadan önce sonunda şampiyon olduk mu? Daha şu ana kadar 7 sezondur şampiyon olamıyoruz. Lig ön. Şampiyonluk gelmiş. Namağlup bir Paris Saint Germain'i geçmişiz 6 puanla. Vay be. Ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımıyız. Süperiz. Kup Nasyonal. Bununla elenmişiz ama daha finali oynanmamış bunun. Kup de la Ligue. Bunu biz almışız finalde. Paris derbisi. UEFA Lyon'un olmuş. Liverpool'u devirmiş Lyon finalde. Vay. Bizim ligi biz güçlendirdik. Bizim burada olmamız etkiledi. Şimdi gol krallığında Osimhen'le Pepe of Şampiyonlar Ligi'nde parçalamışlar. 13-12. Ligde Ferreira. Ferreira kim lan? 33 tane gol atmış. Pepe 25, Osimhen 24. Asistlerde Sinisterra. Bizden yine Pepe en iyisiymiş. Onana ligin en iyi kalecisi. Onana farkı abi. Kaptan adam. Ratingleri de göstereyim sizlere arkadaşlar. Ratingler şu halde. 92 ratingde en yüksek overall'lı oyuncumuz Onana, kaptanımız. Kadro merkezinden hemen bir de toplam istatistiklere bakalım. Onana 66 maçtan 33. de gol yememiş. Asist yapmış 3 tane. Süpermiş. Pepe 64 maçta 45 gol 21 asist. Oha. Osimhen 44 gol atmış. Sadece 2 asist yapmış. Harit. Ofori bile iyiymiş. Hakimi 10 gol 10 asist sol bekten. Çok iyi, çok iyi. Başka da dikkat çeken kimse yok arkadaşlar. Hesaplaşma vakti geldi. Muhammed Kudüs'le bakalım arkadaş. Oo, karşımıza da çıkmış ya. 14 numarasını da almış. San Siro'da final olacak. Arkadaşlar bu maçı 6 dakika alalım. 6 dakikada eğlenelim bayağı. Bizim ilk 11 bildiğiniz gibi her şey hazır. Oyuna diyoruz, San Siro'ya geçiyoruz. San Siro'da takımlar sahaya çıkıyorlar. Ben orada bir Dele Alli ve Trent'i gördüm bilene. Paris FC, Afrikalı Paris FC'miz Wakanda için bu kupayı alabilecek mi? Barcelona Dortmund'u, Tottenham'ı bir de City'yi zar zor deplasman golleriyle geçmiş ilk turdan. Acaba rakibin ilk 11'inde kimler var başka? Muhammed Kudüs, Leon Bailey, Timo Werner. Vay, bir de Osman Dembele burada hala. İlk 11'leri de böyle. 4-3-3, Militao, Firpo, Jimenez, Alexander Arnold, Dele Alli, Kimmich defans ortası, Leon Bailey. Tamam, her şey hazır. Muhammed Kudüs intikam peşinde, biz de kupa peşindeyiz Afrikalılarımız için. Wakanda forever diyoruz ve maça başlıyoruz. Niyambe araya girdi. Leon Bale'den kötü pas. Harit. Aha. Osimhen bomboş. Osimhen plase. Ter Stegen. Show. Endidi. Amina Harit. Süper çevirdi. Harit'in plasesi dışarı. Leon Bailey. Show kesemedi Bailey'i. Leon Bailey. Dele Alli. Çok tehlikeli. Of. Dembele öyle bir açtı ki orada. Onana. İnanılmaz kötü pozisyonda kaldı. Golü yiyoruz. 10. dakika. 11. Onana. Berbat. Endidi. Harit. Harit iyi sakladı. Harit önünü de boşalttı. O defans oyuncusu ne yaptı öyle? Harit. Osimhen. Kaleci Ter Stegen içeri giriyor mu? Giriyor. Jimenez'le beraber. Osimhen. İşte bu kadar. Top havalandı ve Jimenez'le beraber girdi. Wakanda forever yaptı orada bir de Osimhen. 1-1. Hakimi mükemmel müdahale. Show bıraktı Hakimi'ye. Tekrar Show. Tekrar Hakimi kaçıyor. Çok iyi atak yapıyoruz. Eşref Hakimi. Hakimi boşta bir Kalu var. Gelişine mükemmel bir gol. Kalu. Uçum benim Kalu.
Aman Kalu, aman yanlış hareketi yaptın Kalu. Ya şimdi burada yani... Ooo... 27 numara kim lan? Golün tekrarına biz bakalım, oraya girmeyelim. Orada uzun bir mevzu var arkadaşlar. Orası bitmez yani. Barcelona'nın bir korneri var. Ooo burada Kudüs koşa koşa geldi ama fake attılar bize. Aman Osimhen ters kafa. Ooo Hakimi çizgiden çıkardı. Delali, Salisu. Stopere bak. İşte bu. Salisu uçur bizi. Salisu içeride tutar mı? Adam stoper lan, koşuyor hala. Salisu vücudu kullan. Salisu getirdi. Pasını da attı. Osimhen. Ya abi Osimhen'e değildi. Diğer adama gidecekti o top. Neyse, o kadarını becerebildi. Orası da iyidir. Salisu hata devam ettirdi. Harit. Şov. Şov göm. Olmadı. Uf, Koulibaly. Aman aman Arnold, orada geride kaldık. Hocam Onana, o top nasıl geçiyor oğlum senden ya? Onana çok dandik çıktı arkadaşlar. 92 rating mating. Şuna bakın. Tamam, orada Salisu yavaşladı. Yoruldu az önce koştu diye. Ama 2-2 gol düellosu devam ediyor. Endidi. Harit buradan plase. Oo, o kadar da kötü gitmedi. Kudüs. 199.999.999 Euro'luk oyuncu Muhammed Kudüs. Onana abi, Onana ne yapmaya devam ediyor böyle? Acayip acayip işlerin peşinde Onana. Hakimi devam et abi. Onana'ya birisi ilaç mı verdi bu maç öncesi? Osimhen kontra atak iyi gelişiyor. Harit gidersin abi. Bomboş orası. Harit uçur. Harit git. Harit geri çek. Osimhen geldi. Onu çok iyi bulduk. Ter Stegen nasıl kurtarıyor şutu? Werner 45+3. Timo Werner. Ah ah ah. Kudüs. Onana Kudüs'e karşı çıktı ya bu sefer. Yani ilk defa sahneye Kudüs'e karşı çıktı. Kudüs mutlak golü kaçırdı. Korner. Bunu da kaç. Onana kendine geldi biraz. Orada birisine de yumruk attı. Militao. Eder Militao da atamaz herhalde. Hocam bitir de yeter. Oha Onana. Onana lafımızı duydu demek ki. Onana sayesinde 2-2 berabere tamamlıyoruz ilk yarıyı. Gerçi hani o tarafta da Ter Stegen inanılmaz kurtarışlar yaptı. Şu bol şutlu, eğlenceli bir maç oluyor arkadaşlar. İkinci yarı değişikliksiz devam edelim. İyi gidiyoruz. Yorulan da pek olmamış. Joshua Kimmich. Aman aman. Oo, Onana yine inanılmaz lan. Onana vallahi gaza geldi. Kudüs'le kısa paslaşmalar. Kudüs teşekkür ediyoruz. Kalu'yu attığın, verdiğin için. Kudüs gizli Paris FC'nin kazanmasını istiyor. Kontra atağa gel. Afrikalılar sanki boş bulmuşlar çayırı arkadaşlar. Afrika'nın düz çayırlarında koştular geldiler ama Serengeti'de işler istediğimiz gibi gitmedi. Harit. Of. Serengeti saldır taktiği olacak mı? Kimmich'in şu kafası. Kimmich'in kafası valla. Çizgiden Aşraf Hakimi ikinci kez çıkardı. Kalu yine Serengeti'nin düz ovalarından yardırdı getirdi abi. Hadi. Hadi be. Şov peşine. Lan Şov ne kadar dandik vuruşlar yapıyorsun. Kimi? Koulibaly bastırdı. Şov yine batırdı oğlum ya. Şov hayal kırıklığı. Arnold burada inanılmaz işlere başladı. Kimi? Leon Bailey. Aman aman aman. Çok iyi tercih. Bizim için yani. Aha kontra atağa bak. Harit. Süper top. Tsubasa gibi gönderdi maşallah. Nicolas Pepe sol ayak plase. Ter Stegen dönen top. İşte bu kadar be. Osimhen Nijerya'nın Müslümanlarından çıktı. Victor Osimhen. Nicolas Pepe'nin plase. Yine Ter Stegen. Ama Amine Harit'in orada Tsubasa pası süperdi. Vallahi kontra ataklarımız işe yarıyor. Sonunda da golü bulabildik. 18-68 Osimhen 3-2. Junior Firpo iyi attı. Firpo ortayı da iyi yaptı. Onana da kaldı. Onana hemen. Serengetililer hazır. Of pasa gel abi, pasa gel. Kalu iyi uçuruyor bizi de. Kalu son pasları iyi yapamıyor. Kalu arkada gelen bir Harit var. Amine Harit. Ya keşke pası salsaydık ya. Kudüs. Kalu bayağı koştu. Korneti şuraya alacağım. Harit'in yerini alacağım. Harit de iyi iş yaptı. Bir de Koulibaly'i çıkaralım. Kırmızı kart yemesin. Zaten yorulmuş, yaşlanmış adam iyice. Harit.
Pepe buradan sallar mı? Ooo! Arnold Shaw top çalmasını iyi beceriyor. Kalu. Kalu'dan iki hareket. Of! Serengetili Kalu. Kalu bu sefer güzel bir orta yap. Aha! Ooo! Hat-trick! Hat-trick Osimhen! Victor Osimhen! Aman! Yanlışı yaptık lan. Yanlışı yaptık. Aman aman aman. Aman. Kim geliyor? Niyambe. Kornet mi geldi o? 27 kim? Ama güzel gol. Güzel gol. Üf, uçan tekme. Suratına direkt gitmiş. Ter Stegen dokundu ama hat-trick'i engelleyemedi. Wakanda Forever 4-2. 5 var mı 5? Nicolas Pepe. Hoca bitirmedi. Hoca bitirecek mi acaba? 90 artı 2. Hoca devam ettirdi. Osimhen. Osimhen. Şimdi hoca bitiriyor. Paris FC Afrika Rebuild Challenge'ımızı galibiyetle sonlandırıyoruz. Osimhen'in inanılmaz performansı. Hat-trick'i. Ama takımımız süper oynadı. Wakanda Forever dedik ve Barcelona'yı ve Kudüs'ü devirdik. Kudüs'ü pek göremedik bu arada. Çocuk bize belki kıyak geçti. Rakip 10 kişi gibi oynadı. Onana çok kötüydü. O golleri de yemeyecektik aslında ama Onana ondan sonra çevirdi. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Bu maç diğer türlü de olabilirdi. Yani 4-2 Barcelona da çok rahat olabilirdi. Ama kazanan Afrikalı oyuncu topluluğumuzu burada kutluyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir rebuild oldu. Başka fikriniz varsa hani ülke olarak, konsept olarak ne bileyim Avrupalı olur, işte Asyalı olur sadece. Bazıları zor olur ama yazın. Yine de yorumlara yazın. Aklıma yatanı yapmaya çalışırım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Onana aldı kupayı. Herkes zıplıyor. Tribünler, Barcelona tribünleri üzülüyor. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bunu alışkanlık haline getirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.